Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugün Eskişehir'de 1. Anajet Üst Komutanlığı'ndayız ve TRT'nin dijital platformu için çekilen Hür dizisinin aynı zamanda setindeyiz. Bu dizi için hem TRT hem Türk Hava Kuvvetleri, tabii ki üstlerinde Milli Savunma Bakanlığı çok özel bir işbirliği yapıyorlar. Farklı bir hikaye oluşturulmuş durumda. Hatta görüyorsunuz arkamdaki F-16 özel bir filo oluşturulmuş. 110. filo, özel bir filo bu. Onun filo amblemi uçağın kuyruğuna eklenmiş. Hatta görüyorsunuz 110-0023. 110 filonun adı 23'te 1923 Cumhuriyetimizin kuruluşunu ifade ediyor. Epey bir hazırlık yapılmış durumda. Şimdi bugün bu dizinin setinde çeşitli röportajlar yapacağız. Diziyi tanımaya çalışacağız. Hür dizisinin yönetmeni yanımızda. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ekin Pandır ben. Daha önceden hangi dizi filmlerde, hangi filmlerde yönetmenlik yaptınız? Biraz izleyicilerimiz hatırlasınlar onları. En son Barbaroslav'da yönetmenlik yaptım ben. Ondan önce Kara Sevda, Zemheri, Kardeş Çocukları gibi dizilerde yönetmenlik yaptım. Ama herhalde havacılık, yani askeri kısmen giriyor ama herhalde havacılıkla ilgili ilk deneyiminiz olacak. Ortamı nasıl buldunuz? Eskişehir'deki üstü, çalışma şartları açısından askeri bir ortam, sıkı kuralları olan bir yer. Biraz bize anlatır mısınız? Evet, sıkı kuralları var ama gerçekten Hava Kuvvetleri Komutanlığı da buradaki herkes de çok özverili insanlar. Gerçekten yapmaya çalıştığımız şeyi, onları temsil etmemizi den çok memnunlar. Bize çok yardımcı oluyorlar ve gerçekten çok özel ve güzel insanlar. Onları temsil etmek bizim için gerçekten bir şeref ve bir onur. Havacılık ruhunu da burada hissetmiş olduk. Merakınız var mıydı havacılığa daha önceden? Daha önceden yoktu. Ama bu oldu iş, herhalde. Bu işte olmuş oldu gerçekten de ve inanılmaz bir aşk oldu. Muhtemelen bu iş bittikten sonra ufaktan bir takım dersler almaya başlayıp pilotluğa doğru bir yol gidebilir gibi geliyor bana. Bu dizi tabii TRT'nin dijital platformunda yayınlanacak. Normal bir televizyon dizilerine göre muhakkak farkları çekim açısından, yeni teknikler, biraz da işin teknik kısmını konuşmak istiyorum. Tabii ki de. Bu işe çok uzun bir hazırlık sürecimiz oldu bizim. Çok ciddi bir renk ve görsel tasarım çalışması yaptık. Kamera ve lens ve dijital CGI çekimleri için birçok testler yaptık. Normal bir dizide tabii ki de o kadar fazla vaktimiz olmuyor. Bunda çok daha fazla hazırlık vaktimiz olduğu için önden çok iyi hazırlandık. Çok özel kameralar getirdik biz bu iş için. Alexa LF gibi çok özel lensler getirdik. Ne telelikte ne alan derinliğinde lenslere ihtiyacımız olduğu, hangi shutter kullanacağımız, bunların hepsinin testlerini yaptık. Yani çok sıkı bir dersimize çalıştık. Onun da zaten etkilerinden bir tanesi tişörtünüzdeki sizin 110. filonun sıfırdan bir filo tasarımı amblemiyle, logosuyla, peçiyle, uçaklarıyla birlikte gözüküyor. Sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Bizler de merakla diziyi bekliyor olacağız. Sağ olun. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Şimdi de Hür dizisinin oyuncularıyla beraberiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii, ben Alara Turan, oyuncuyum. Tiyatro ve sinema sektöründe çalışıyorum. İlk defa böyle bir askeri dizide mi rol alıyorsunuz? Evet, yani benim için bir ilk oluyor ve gerçekten çok tahmin ettiğimden çok çok daha heyecan verici oldu açıkçası. Karakterinizi biraz tanıyalım, sizin dizide oynadınız. Ben ekibe aslında yeni dahil oldum sayılır. 9. ve 10. bölümde dahil oluyorum. Karakterim aslında henüz ekip, yani burada çok benim gördüğüm kadarıyla çok candan ve birbirini destekleyen bir ekip kurulmuş. Oyuncular olarak da, karakterler olarak da öyle ve bunun içine çok çabuk adapte olabilen bir karakter aslında. Benden, yani benimle ortak özellikleri de olan ama aynı zamanda tabii ki bir asker olmasının verdiği bambaşka bir ciddiyet var tabii ki. Böyle bir karakteri böyle bir işin içinde canlandırmak benim için çok heyecan verici. Çok ne istediğini bilen ve kendine güvenen bir karakter Özge. Eskişehir üstünde bir yandan F-16'lar, F-4'ler kalkıyor. Bir taraftan da bu havacılık olarak ortamı nasıl buldunuz? Ben büyülendim. Yani şöyle söyleyeyim, ben hiç uçaklara bu kadar meraklı olduğumu bilmiyordum ama çok meraklıymışım meğerse. Ve her uçakların yanına geldiğimde bile kalbim pırpır ediyor. Çok çok mutluyum böyle bir işin içinde olmak. Çok teşekkürler sizlere. İşlerinize de başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Dizideki oyuncularla röportajlarımıza devam ediyoruz ama yanımızda öyle bir oyuncu var ki bugün F-16 ile uçtu. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Rolünüzü söyler misiniz? Merhaba, ben İlmi Cem İntepe. Bu projede F-16 pilotunu canlandırıyorum. Gökhan Avcı karakterimin ismi. Rütbesi nedir? Rütbesi üsteğmen. Üsteğmen Gökhan Avcı. Ama işinde çok iyi olan bir
pilot. Hayatı boyunca tek hedefi savaş pilotu olmak bu karakterin ve babasının da bu yolda şehit oluyor. Ondan sonra zaten yani bir tık da duyguları daha da derinleşiyor. Disiplinli, tam dört dörtlük bir askeri. O yani asker demeyelim de aslında askeri, savaş pilotuyuz ama biz savaş pilotu olarak geçiyoruz. Sonuçta asker. Ya tabii ki de askeriz. dediğim gibi disiplinli, çalışarak bir yerlere gelmiş. Hayattaki tek amacı bu arkadaki arkadaşı uçurmak olan bir karakteri oynuyorum. Siz de tabii bu rolün atmosferine girmek üzere üsttesiniz. Tabii ki motive oluyorsunuz ama bugün bir F-16 uçuşu, uçuşa gelelim. Evet. Çok fazla sivil yok mu uçuş yapabilen? Aslında bugün evet öyle bir güne de denk geldiniz. Bugün gündüz bir saatlik uçuşumu gerçekleştirdim. Hatta uçuştan sonra da böyle bir patch hediye etti komutanlarımız. Bir saatten aynen fazla tabii. Ömür boyu anlatılacak ya bir saat. Şu an anısı mesela çok büyük bende. Çok ilginçti gerçekten. Anlatılmaz yaşanır denir ya. Arka kokpitte mi oturdunuz, önde mi? Şimdi F-16'lar normalde tek kişiliktir. Ama iki kişilik F-16'lar eğitim amaçlı yapılmış D tipi F-16'lardır. Biz onda uçtuk tabii ki de. Arkadaydım. Önde komutanımız vardı. Her şeyi buram buram hissediyorsunuz, havada yaşıyorsunuz. Bir de bu savaş uçaklarında en önemli şey G kuvveti. Yani, kaç G çektiniz mi? Onu da öğrenelim. Ben 9G, son G'ye kadar dayandım. Hatırlıyor musunuz 9G'yi? Şu an ayaktasınız. Şöyle, biz uçmadan önce sağlık testlerine ve G simülasyonuna giriyoruz. Eskişehir'deki merkeze gittiniz. Orada tabii en azından ki 9'u, ilk gördüğünüz 9 neye benziyordu? Zirveyi gördüğümüz için orada direkt, normalde burada kaç G alacağını kendin şey yapabiliyorsun, manevralara göre o G kuvveti değişiyor. Orada bizim sınırlarımızı görmek için 9G'yi yedik. 9G'ye de yaklaşık bir 6-7 saniye dayandım. Tabii ki de 8-9'da bayılabilirdim, böyle bayılmak üzereydim. Ama bir 6-7 saniye o 9G'ye dayandım. Bugün de totalde 7G'ye kadar çıktık. 7G çektim yukarıda. O da belli manevralarda oluyor. Az önce bir arkadaşa söyledim. Şu an pilot olma imkanım olsa, savaş pilotu olma imkanım olsa galiba her şeyi bırakıp bunu deneyebilirdim, biliyor musunuz? Ve bunu bugün hissettim. Buradan da genç arkadaşlarımıza hemen bir mesaj verelim. Arkadaşlar muhtemel çok güzel bir rüzgar yapacak bu dizi. İnşallah. Ve bu genç arkadaşlarımız olmak istiyorlarsa Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı harp okulları, sadece hava kuvvetleri de değil, denizcilerde de, karacılarda da, jandarmada, sahil güvenlikte de askeri pilot olabilirsiniz. O kapılar her zaman açık, bayağı bir motive sağlayacak. Şimdi ben tekrar uçuşa geliyorum. Tabii dizinin bölümleri çekiliyor. Ya şu uçuşu önce yapsaydık da daha motive olurdum gibi bir şey geldi mi aklınıza? Şimdi öyle bir planlama yapıldı ki biz asıl bizim işimize yarayacak, yani bu uçmayı neden yaptık? Simülatörde çekeceğiz bazı sahneleri. Evet. Orada çekerken tabii ki de o hissiyatı yaşamış olmam gerekiyordu ki yansıtabileyim. O yüzden bugün uçtum. O dediğimiz sahnelerde biraz daha ileri tarihte çekileceği için şu an o hissiyat ne demek biliyorum. Yani gerçekten uçtum. Hani izlediklerinde öyle CGI'de yapmışlar falan hani mış gibi değil de ben o hissiyat neymiş onu biliyorum. Gayet yakından gördüm diyorsunuz. 7G, eksi kaç G çektiniz ona bakabildiniz şimdi mi? Şimdi pozitif ve negatif G'ler var. Negatif G tehlikeli. Sizin temel eğitim tamam ya. Yani bu pozitif G, negatif G çok güzel. Bayağı işin içindeyim. sevdim de açıkçası. Pozitif G, beyindeki kanın bacak bölgesine hücum etmesine deniyor. O yüzden de G-suit giyiliyor diye de evet, izleyicilerimize G-suit söyleyelim. Giyiliyor. G-suit de yediğiniz G'yi düşürüyor. Yani 9 alıyorsanız o an G-Suit sayesinde 6'ya 7'ye kadar inebiliyor. Negatif G çok tehlikeli. Savaş pilotları da bu negatif G'den kaçınırlarmış zaten. Yani manevraları var. Negatif G'ni açıklayayım. Uçak böyle giderken kafayı bastığınızda, yani burnu aşağı bastığınızda bacaktaki kanın beyne hücum etmesine negatif G. Uçak düz giderken kafayı yukarı kaldırdığınızda da beyindeki kanın aşağı gitmesine pozitif G deniyor. Temel sevdim. pozitif daha iyi diyorsunuz. Evet. Temel havacılıkla birlikte askerlik eğitimini de bir şekilde gördünüz. Askerliğinizi yaptınız mı? Askerliğimi yaptım. Bedelli yaptım. Ama asıl askerliği burada yaptım desem yerinde. Demek ki burasıymış. Yani burada gerçekten çok değerli insanlarla tanıştık. Bu vatanla her şeyini adamış insanlar var burada ve gerçekten yani girince anladım. Ben de bilmiyordum. Ama işin içine girince burada çok ciddi bir şey var. Keşke gençlerimiz de
yeni yeni bu arkadaşları kullanmak için hevesli olsalar yani. Ama bu yapılan organizasyonlar, işte teknofestler, havacılık fuarları, air show'lar etkili olacak. Bu diziler etkili olacak. Zaten günümüzde her şey imaj ve hava üstünde de demek ki o yaşananlar doğru bir şekilde yansıtılmış ki siz de o heyecanı duyuyorsunuz. Yani geçtiyse heyecanım ne mutlu. İnşallah çekmiş olduğumuz iş de güzel tepkilere yol açar. Ki güzel olacak bence çünkü çok ciddi bir şeyin içindeyiz. Hani arkadaki her yer şu an karşımızda F-16 dolu. Çok ciddi bir işin içindeyiz. İnşallah geri dönüşleri de çok güzel olur. Bu fikir sanıyorum TRT tarafından geldi. Yapım süreciyle ilgili nasıl bir hazırlık aşamaları geçti? Biraz bunlarla ilgili bilgi alabilir miyiz? Hür projesi bize TRT'den geldi. Bizim ürettiğimiz bir proje değil kendisi. Bu proje bize geldiğinde tabii ki bunun önce bir ana hikayesi vardı. Yani bu işin aslında yapılması gereken şey şu: savunma sanayini dünyaya ve ülkemize tanıtmak. Gençlerimizi de pilot ve asker olmaya teşvik etmek aslında şeyleri bu projenin ana çıkış noktası. Bize bu proje geldiğinde açıkçası biz bugün briefingde de söyledim. Biz önce bu işin teknik taraflarını yapabilir miyiz gerçekten? Bunu düşündük günlerce, aylarca. Çünkü hava üssü, uçaklar, kontrolünüz altında olmayan çok şey var. Burası bir stüdyo, bir platform ama üs aynı zamanda. Kesinlikle. Biz bunu nasıl yaparız? Özellikle havadan havaya çekimleri nasıl başarılı çekeriz? Yani hakikaten aylarca bunun üzerine çalıştık. Sonrasında M400'de bir çekim gerçekleştirdik, bir deneme çekimi yaptık. Çok başarılı geçti. Arkasından bir simülatör ve bir F-16 ve F-4 maketleri yapmaya karar verdik. Tabii ki bu CGI ile tamamlanacak. Hani tamamen bir maket değil yani bahsettiğim şey. Havacılıkla film çekimleri bir araya getirmek çok güç. Havacılıkta uçuş emniyeti var. Sizin de haklı olarak artistik görsel kaygılarınız ve hikaye, bunları bir araya getirmek bence çok zor. Kesinlikle. Ve biz de henüz daha simülatörümüz bu hafta sonu geliyor. Onun çekimleri de önümüzdeki hafta gerçekleşecek. Yani o bizim böyle gökyüzünde görmek istediğimiz, it dalaşı dediğimiz, ondan sonra o böyle bunların artistik hareketlerini biz o simülatörle, havadan havaya çekimlerle hepsini birleştirip işte CGI'la güzel görüntüler çıkartacağımızı düşünüyoruz. Aşamalardan geçti, onları sizden duymak isteriz. Merhaba, ben Tekin, projenin sanat yönetmeniyim. Öncelikle bana bu projede heyecan verici iki tane F-4 ve F-16 maketleri var ve bir de simülatör. Bunlar benim başlıca öncelikli şimdi. Yani çünkü ilk kez Türkiye'de ilk kez böyle bir şey yapılacak ve yapılıyor. Birebir F-4 ve F-16 maketi, kokpiti. Bunların bir süreci vardı. Bu süreçle hala ilgileniyoruz. Eğer kısmet olursa pazar günü bunlar elimizde olacak ve burada pilotlarımızla beraber ve oyuncularımızla beraber bunun testlerini yapacağız. Askeri bir dizide üniformalar, pilotların taktığı armalar, rütbeler inanılmaz detaylara sahip. Bir de tabii bizim gibi meraklılar var. Bunları dikkatlice takip ediyor. Şimdi bu konuyla ilgili stylingi yapan sizi öncelikle tanıyabilir miyiz? İsmim Utku Tuğlu, stylingle görevliyim burada. Oyuncularımızın, pilot karakterini canlandıran oyuncularımızın askeri ve sivil kostümlerini hazırlanması ve işte giydirilip takip edilmesiyle sorumluyum aslında, öyle diyeyim. Çok teknik bir konu bu. Nasıl bir hazırlık yaptınız? Yani bu gerçekten takacağı arma, brövesinin üzerindeki köprü, uçuş saati, her şeye çok dikkat edilmesi gerekiyor. Nasıl bir hazırlık sürecinden geçtiniz? Aslında çok uzun bir hazırlık sürecimiz olmadı. Biraz hızlı başladık ama danışmanlarımız vardı. Onlar sayesinde o süreci güzel yönettik. Büroveleri, isimlikleri, onlar hepsi özel yapıldı. Kişiye özel şeyler, askeriye içerisinde de bu şekilde yapılıyor. İşte
isimliği, peçleri, filo peçleri, rütbeleri, işte kolundaki bayrakları, sağ koldaki özel peçleri, onlar hepsi bir tasarım aşamasından geçti ve hazırlandı. Bir danışman sayesinde çok daha güzel ve kriz olmadan yönetebildik açıkçası bunu. Türk Hava Kuvvetleri'nde kadın pilotlarımız F-16 başta olmak üzere birçok hava aracında başarıyla görev yapıyorlar. Zaten pilot dediğiniz zaman bunun kadını erkeği yok. Yapabilen o cesareti, bilgiyi, uçuş emniyetini gösterenler gökyüzünde başarıyla uçuyor. Ve tabii ki Hür dizisinde de kadın F-16 pilotlarımız var. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Deniz Çatalbaş. Şu an çok güzel bir projede, Hür dizisinde yer alıyorum. Karakterinizin adını öğrenebilir miyiz? Nazlı Korkmaz, Üsteğmen Nazlı Korkmaz. Karakterim hakkında bilgi verebilirim, tabii spoiler ki içermeden. Tabii ki. Nazlı'nın babası uçak jet subayı, bakım subayı ve Nazlı da onunla büyümüş. Aslında uçağın tüm teknik özelliklerine hakim, ya yani olabildiğince. Bir asker kızı, evet, üstlerde büyümüş ve pilot, evet, olmuş. Aynen öyle. Bu yüzden inanılmaz bir tutku ve aşkla büyüyor. Bu işi yapmak istiyor ve sonunda da pilot oluyor. Ve çok aşık, çok büyük bir tutkuyla yapıyor. Savaşçı bir karakter çünkü bir sürü erkek askerimizin içinde yer alan, bir şekilde kendi karakterini, çizgisini koruyarak işini en iyi şekilde yapmaya çalışan bir pilot ve çok iyi bir savaş pilotu. Türkiye'mizde de çok çok iyi kadın savaş pilotlarımız var. Hatta generallerle, yarbaylarla konuştuğumda sorularım oluyor. İşte nasıllar, sizce teknik olarak fark var mı? O kadar güzel cümleler kuruyor ki, onlar kurdukça ben gururlanıyorum. Yani bu sebeple çok çok gururluyum. Bu karakterleri canlandırırken Nazlı'yı çok heyecanlanıyorum. Milli duygular ve değerler oldukça her buraya geldiğimizde, bu her jetleri ya da askerlerimizi gördüğümde, yani 2 ay oluyor ama her sabah uyandığımda, buraya geldiğimde gözlerim doluyor. Çok acayip bir his. Zaten bir soru daha sorsam ağlatacağım sizi, ben de ağlayacağım bu arada. Peki bu çekimler öncesinde gerçek kadın pilotlarımızla bir araya gelip sohbet ettiniz mi? Veya nasıl bir hazırlık süreciniz oldu bu diziyle ilgili? Şöyle oldu, öncelikle tabii savaş pilotlarını içeren tüm dizi ve filmleri izlemiş bulundum. Daha sonra onları yani sosyal medyada takip edebildiğim kadar ettim. Röportajlarını okudum. Biraz ani oldu bizim buraya gelişimiz. O sebeple çok fazla karşılaşamadım. Fakat bu Eskişehir'de, bu hava üstünde savaş pilotumuz sanırım daha çok Konya'da, burada yok. Burada daha çok kasa uçaklarının pilotları var, kadın pilotları. Onlarla sohbet ettim. Yani onlardan yeterince bilgi aldığımı düşünüyorum. Tabii daha çok hikayeleri ve tecrübeleri vardır. Fakat alabildiğimi almaya çalıştım. Peki sizde diğer dizi oyuncusu gibi bir F-16 uçuşunuz olacak mı? Bunlarla ilgili var mı şeyler? Tabii ki, yani bu hafta olacak ve 3 gündür uyuyamıyorum diyebilirim. Sağlık muayenesinden geçtiniz, evet. Fizyolojik eğitim merkezinde G testlerini ne hissettiniz orada? Bir kere inanılmaz kapsamlı bir sağlık testi var. Yani ben daha önce böyle bir şeye girmemiştim. Bu bizim için çok büyük bir avantaj oldu. G testi inanılmazdı. Hatta şöyle bir bilgi vereyim. 9G'yi 15 saniye, yani maksimum profil, zaten F-16 pilotu olabilmek için bu G'yi 15 saniye çekebilmek gerekiyor. Bunu başardım. O yüzden çok ayrıca mutluyum. Çok oradaki atmosfer bile çok heyecanlıydı. Ben F-16'da uçarken düşünemiyorum. Belki de çok gençsiniz ama yaşınız daha böyle, liseyi bitirseniz harp okuluna girerim, bunun sınavına der misiniz? Kesinlikle. Kesinlikle. Yani başka afilli cümleler kurmak istedim ama o kadar basit bir cevap ki, kesinlikle. Yani buraya gelen, tadan herkes, çok özel bir makinenin içindeyiz. Çok acayip bir şey. Dizide tabii ki uçaklar çok yüksek hızlara sahip, daracık kokpitlerde çekim yapıyorsunuz. Bu dizi film için, Hür için ne tür çekim teknikleri kullanıyorsunuz? Biraz onları anlatır mısınız? Hür için şimdi uçakları yaklaşık bir 2 bölüme ayırdık. Bir CGI, bir de real çekim olmak üzere.
Dağda geçiş çekimlerimiz oldu. Mesela 3 kamerayı dağlara götürdük. Hiç daha insanların ulaşamayacağı, ulaşımlı olmadığı yerlere götürdük helikopterlerle. Yani tepenin üzerinde uçaklar üstüne aşağıdan geçiyor. Evet, uçaklar aşağıdan geçiyor. Biz dağlara 3 farklı noktaya kameralarımızı yerleştirdik. Bu şekilde geçişler aldık. Çok Türkiye'de sayılı sayıda bir zoom lens şeyi vardı. O teknik biraz kameranın kullandığınız lensleri biraz detay verebilir misiniz bize? Tabii. Kamera large format çekiyoruz. Yani uçakları daha görkemli göstermek adına 2.35 aspect ratio kullanıyoruz. Kameralarımız Alexa Elef RAW formatta çalışıyor. Şu anda yani sinemada çıkılabilecek en yüksek data büyüklüğüne tekabül ediyor bu. Lens olarak da 150-450 bir lensimiz vardı mesela Hawk. Onlara 2x extender takarak 900 mm'de çok başarılı çekimler yaptık. Çok derinlikli böyle dağların arasından güzel çekimler oldu. Pilotlarımız tabii ki çok iyi uçuyorlar. Yani dünyada sayılı oldukları için. Onların gerçekten hani çok büyük yararı oldu bize. Çünkü etki tepkiyle ilgilidir kamera oyuncu olayı. Çok güzel etki aldık ve çok güzel tepkisi de oluyor tabii ki. Biraz önce simülatör ve CGI ile ilgili işte hazırlanan F-16'nın F-4'ün mock-up'ı gibi modellemelerini konuştuk. Bir hava çekimleriniz var mı? Bunlarla ilgili havadan havaya, gerçek uçaktan gerçek uçağa böyle çekimlerinizde neler yaptınız? Şimdi A400M ve kasa uçağı dediğimiz iki farklı uçağımız var bizim hava kuvvetlerinin envanterinde. Onların arkasında Hermes sistemiyle bağlanıp gerçekten real bir şekilde havada çekimlerimizi gerçekleştirdik. Arka rampa kapısı açılacak. Rampa açık şekilde güvenliğin tabii ki en üst seviyede sıfır riskle çekimlerimizi gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Sizin peki görüntü yönetmeni olarak bu dizinin kendi mesleğiniz açısından nasıl bir farklı bir boyuta nasıl girdi, ne hissettiniz? Biraz da onu mesleksel olarak alalım sizden. Yani mesleksel olarak şöyle diyebilirim, bu projeye başlamadan önce takvim olarak doluydum. Şirket beni aradığında askeri iş dediğinde bir kaldım böyle bir. F-16 dedi, bir daha bir kaldım. Yarın görüşmeye geliyorum dedim. Çünkü gerçekten hepimizin de içindeki bir yaradır o yani. Çok fazla önem gösterilmesi gereken bir yerdir Türk Silahlı Kuvvetleri ve özellikle Hava Kuvvetleri. Çünkü F-16'larla ilgili, jetlerle ilgili, savaş uçaklarıyla ilgili dizi dünyada benim bildiğim yok. Hani film yapılıyor. Bir Tapkan'ı biliyoruz hani kamuoyu olarak. Ben çok yakından takip etmeye çalışıyorum ama. Peki bu dizi film çekimleri öncesinde bir plan program yaparken gerçekten örnek aldınız ya şu filmin, dizinin hava çekimleri çok iyi olmuş gibi şeyler oldu mu? Şimdi örnek almamaya çalıştık. Çünkü neden? Etkilenmemek tabii ama teknik olarak. Teknik olarak kendimiz ne yapabiliriz oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü biz yaparken bu iş tek olsun istiyoruz. Mesela daha sonra bir proje yapıldığı zaman hür gibi çekilmiş, hür gibi teknik kullanılmış, hürün renkleri kullanılmış denilsini istiyoruz. Diğer türlü ya Tapkan'ı alırız, kopyala yapıştır şeklinde gideriz. O kopyala yapıştır olur yani. O hiç tercih etmediğimiz bir şey oldu. O yüzden kendine özgü bir renk dünyası ve kendine özgü bir çekim tekniği olsun istedik. Bu dizinin renkleri neler? Ön plana çıkardınız çünkü siz renklerle aslında atmosferi değiştiriyorsunuz. Neler kullanıyorsunuz renk olarak? Yani renk paletimizin genel rengimiz bizim sarı. Sarı renk güneştir ve güneşi insanlar görmek ister. Sarının bir çekiciliği vardır. Şimdi yönetmenle konuştuğum zaman ilk başta gökyüzü, bitkili örtüsü ve denizimiz ne renk olacak? Buna karar verdik önce. F-16'larla gökyüzünün renginin birbirinden biraz ayrışmasını istedik. Çünkü uçakta gri, gökyüzü de mavi gri gerçekten çok zor bir uçağa çekmek. Evet, o yüzden bir de bizim tabii en önem verdiğimiz bayrağımız, Türk bayrağının rengini biz çok fazla görmek istemedik şeylerde, objelerde. Sadece bayrakta ve kanda bayrak rengini vurgulamak istedik. Böyle bir renk palet sürecimiz oldu. Yani sarı, şimdi hava üstünde sarı ve mavi tonlarını kullandık. Mesela harekat merkezinde mavi tonlarında. Stres var, heyecan var içeride. Heyecan var, evet, öyle gittik. Mesela komutan odalarında genelde komutan odaları hep böyle soğuk renklerde gösterilir, şey olur. Biz tam tersini yaptık. Biraz daha sıcak gösterdik ki hani
bizim Türk komutanlarımız uzaklaştı. Çünkü o bir uzaklaştırma sağlar bilinçaltında. Öyle bir etki olmaması da daha sıcak göstermek istedik. Çünkü burada gençlerimize... Ama gerçekten de öyle. Burada, hani bir konuştuğumuz zaman komutanlarımız da çocukları gibi askerlerini seviyorlar. Burada, havacılığa, askerliğe, aşkla bağlılar. Bunda tabii ki bir sıcak bir ortam. Sıcak, ben o soğuk hiçbir askeri birlikte aynen, hissetmedim. Yani abi kardeşlik çok üst seviyede ve mükemmel bir şey gördük biz burada hava kuvvetlerinin içinde. Yani çok bağlı herkes birbirine, tüm komutanlar, tüm askerler çok bağlı birbirine. Yani bu dünyayı ne kadar güzel yansıtabilirsek, ne kadar insanların bilinçaltlarında, kafalarında ne kadar iyi yer edindirebilirsek ne mutlu bize. Çalışılan bir hava üssü olunca bir yandan askeri operasyonlar, uçuş emniyeti çok kısıtlı alanlarda, tabiri caizse dar alanda kısa paslaşma yapıyorsunuz. Ve timinginde bu işlerin sizin katkınız var. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Fidan Kargaoğlu, dizinin yardımcı yönetmeniyim. Hazırlık aşamasından beri varım. En başında zaten senaryoların revize aşamasıydı, buraya gelişimiz vesaire. Başından beri bu işteyim. Bir üssün içerisinde olmak, bunun organizasyonu nasıl bir zorluk getiriyor? Biraz o konuları dinleyebilir miyiz sizden? Tabii ki aslında hiç bir bilgim olmayan bir yerde çalışıyorum. İlk geldiğimde zaten biz de, askeriye de bizimle birlikte bu işi öğrendi. Biz de askeriyeyi bu işle birlikte öğrendik ve dahil olduk. Yani ellerinden gelen yardımı yaptılar, bütün her şeyi koordine etmeye çalıştılar bizim için. Ve ben de onlar için elimden geleni yapmaya çalıştım. Aslında danışıklı dövüş gibi bir durum oldu. Aslında yaşayarak da birçok şeyi koordine etmeye çalıştık. Benim takıldığım yerlerde onlar bana yardımcı olmaya çalıştılar. Onların takıldığı yerde ben programı değiştirerek yardımcı olmaya çalıştım. Ama kolay değil askeriyede çalışmak. Hiçbir iş kolay değil ama burada işler ekstra zor. Sizlerin getirdiği dikkatle, disiplinle bunların hızlı yapılması ve düzgün bir şekilde yapılması çok önem arz ediyor. Çok teşekkürler sizlere. İşlerinizde başarılar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bugün Eskişehir'de 1. Anajet Üst Komutanlığı'ndaydık. Beni bu çekim platosu 1963 yılına, neredeyse 60 yıl öncesine götürdü. Göksel Ersoy'un Şafak Bekçileri filmini hatırladım. Şafak Bekçileri ile Hava Kuvvetleri bu tür sinema projelerine ilk büyük tam desteğini vermişti. Bunu 1993 yılında Barış'ta Savaşanlar, 2011 yılında Anadolu Kartalları izledi ve şimdi de Hür dizisine Türk Hava Kuvvetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı tam desteğini vermiş durumda. Günümüzde her şeyin pazarlaması tabiri caizse çok çok önemli. Ne kadar yaptıklarınızı güzel anlatabilirseniz, çektiğiniz videolar, görüntüler, metinler olursa daha fazla insanı buraya doğru çekiyorsunuz. Amaç sadece hava kuvvetlerimizin değil, tüm silahlı kuvvetlerin, bu işe meraklı gençlerimizin, daha donanımlı gençlerimizin gelmesi, insan kaynakları kalitesini daha da yukarı çekebilmek. Bunu yapabildiğiniz sürece işler çok daha iyi gidiyor. Daha geleceği, daha zeki insanlar, daha meraklı insanlar, daha bu işe tutkuyla bağlı insanlar yaptıkları işleri de yukarı doğru çıkıyor. Bu da tabii ki milli savunma çok kutsal bir konu, savunma sanayi çok kutsal bir konu. Bu da buradaki çıtayı çok ilerlere doğru götürüyor. Evet, Eskişehir'de aynı zamanda bu üste çocukluğu geçmiş birisi olarak ben inanılmaz keyifli bir gün geçirdim. Umarım buradaki özverili çalışmalar diziye güzel bir şekilde yansıtılır ve gelecek yılda bu diziyi TRT Dijital platformunda seyrederiz.